Biraz yamuk ayarlamışım ama neyse. Evet, ikinci tur gübrelemeyi başlatmadan önce şu ilk tur gübreyi bir atalım, değil mi? Hadi bakalım. Orada incecik bir yer kaldı ya la. Demek ki doğru hizalasaydım. Evet, bu tamam. Birinci tur gübreleme atıldı. Evet, diğer tarlamıza geçtik. Yani burası biraz genişçe bir tarla. Buraya birkaç tur dönersin herhalde. Yani burayı böyle dönmek zor olmuyor mu?
Sen boşu boşuna kendini yordu ya. Her türlü dönüş yapacaksın oradan. Neyse oranın işi var daha. Bir turda burayı döndürdük. Hadi oğlum bitirirsin. Şimdi oraya gübreleme yaptık. Hadi ekelim. Bizim bir tane dip kazan dediğimiz aletten almamız lazım yalnız işte. Bu yarıda şey yapıyor, görevi bitiriyor burada. Bu sıkıntılı bu bölüm.
Valla zenginliğin gözü kör olsun be ya. Belki de çocuğum o bir dönsün. Şunu da hazır tutalım da. Şimdi bize ne lazım abi? Bir tane dip kazan lazım bana abi. Dip kazanlar. Gübre mübre istemiyorum. Ne gübresi lan? 130 beygir, 140 beygir kaç metre? 4 metre, bu da 4 metre. Bir dakika. Ki. Ha buna malzeme eklenebiliyor falan filan falan flün. Saban yerine kullanılabilir. 9500. 140 beygir. 130 beygir. Bizim kırmızı her iki türlüsünde de çekiyor. 4 metre tamam. Bu dip kazanların gübreleme muhabbetini anlamadım ama. Yani Allah büyüktür. Her neyse. Şimdi escape escape yapıp. Şu aleti alalım değil mi? Evet, güzel makine. Şimdi bunu çalıştır. Bir dahakinde zaten abi ekim makinesiyle bu dip kazanı bu kırmızıyla kullanacağız abi. Yani güç istiyor makineler belli. Evet. Dip kazan bu şekilde. Saban yerine kullanılır diyor abi. Gel bakalım şimdi geri. Güzel, devam ediyoruz burada işlemimize.
Güzel. Çünkü bu arazilerin sabanı ne zaman isteyeceği belli olmaz. Biz malzememizi hazır tutalım abi. Birinci tur gübrelemesini yapmışım bak birçoğunun. Şuraya gel, 5 geri ver. Bu da başlasın değil mi? Aa. Şimdi bu da başladığına göre çok güzel olacak abi. Vallahi bak ben söyleyeyim. Biraz kendi sesimden pay vereceğim abi. Sanki çok yüksekmiş gibi hissettim. Evet, son arazimizin de tohumlamasını yapaydık. Çok güzel, dön oğlum. Şimdi... Şimdi ekücülere gel. Ama makineleri alacağız. Bu da kasası. Gördüğünüz gibi B çalışmayı mı bitirdi? Ne çabuk lan. Ne çabuk bitirdin oğlum. Gel bakayım. Vallahi bitirmiş. Bu da bitti. Gübreye de bastık mı hızlandıracağız. Her türlü yabani ot verecektir.
Ek çocuğum, ek. Şimdi pamuk muhabbeti bizi aşar. Tarla 4'ün hasatı, tarla 8'de 89 bin veriyorsa kesin yine. Ne bu? Kesin pancardır abi. Patates mi? Eyvah eyvah. Bitmeyen iş yani. Eziyet bizi bekler kardeş. Yani o sıkıntılı abi. Hasat 4 numara 15. Limanda aramlarına 18 veriyi. 5 numarada hayvan çiftliğine o da 18 veriyi. Yani yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Sonuçta bizim arazilerin işi bitti değil mi? Aslında alabilirim. Çünkü çabuk iş bunlar. Yani nesne ödünç aldı. Tarla 4'ü aldım değil mi? Tarla 4'ü aldım. Hadi gidelim tarla 4'e. Şimdi bu makineyi oraya vurduk. Bu makine büyük olduğu için çatır çatır zaten. Vallahi tarladan malladan yardır mağdır gidiyoruz anasını satayım. Liman tahıl emberi. Gönder. Evet, bu yürüsün. Bitiriyor.
Şimdi bunu götürelim. Evet, bu da sonuncu. Bunu da götürelim. Tamam, bunu çalıştır. Hadi gidelim. Arkadaş, biçeri doğru düzgün verse taşınma malzemesi boktan veriyor arkadaş ya. İlla bir yerden zorlayacak bizi yani. Şimdi buna biz malı yüklediğimiz zaman
Oo, daha dolacak bu. Devam hocam, devam. Yani çok da verimli ekmemişler abi ya.
şimdi buradan %85'ini de zaten doldu sayılır kasa. Doldu doldu, kasası doldu, siginti yok. Ben tabii büyük makineyle girdin mi araziye, çabuk bitiyor iş. O da güzel bir şey. Kontrat geliri çok yüksek olmamakla birlikte araziden artacak mahsulle birlikte dehşet bir mangır kazanırım diye düşünüyorum. Bakalım döver fulledi. Ha bu gazanın ne kadarı dolacak şimdi? Dur bakalım. Hop 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 hop, yavaş. Boşalt reis. Oho, daha bu alır. Yani biraz ağır ilerliyor ama yani bu araziyi bitirmek ne kadar sürer emin değilim.
Şimdi bu... bir bakalım. Arazi gayet güzel biçiyoruz da. O kadar da kolay biçemiyoruz aslında. Bizim tarlalarda bir değişiklik, meyişiklik bir şey oldu mu acaba ya? Ya olmamış, iyi. Şimdi... %22 olmuşuz zaten de... bunu yaparsak eğer zaman yeterse... tarla 5'i de yaparız. Yani iki tarladan... bir ufak maddi kaktırma diyelim ona. Çünkü elimizdeki arazi sayısını arttırdıkça... bize verilen kredi ciddi oranda artıyor arkadaşlar. Bu tarz işler artı elimizdeki makineleri kullanarak ekim işleri de yapacağız. En azından şu anda soya fasulyesini çift makineyle ekebilirim. Makineyi aldım. Borcu kapatana kadar başka bir şey almayıp da borcu kapatıp bir anda yığınla malzeme alaraktan şey ettirebilir miyim diye düşündüm. Ettiririm. En azından şöyle bir şey yapabilirim. Küçük bir biçer döver. Ayçiçeği için önüne malzemesi. Bir de iki tane küçük traktör var. Bir tane orta traktörümüz var. Bir tane daha orta traktör alabilirim. Sonuçta motor güçlendirilmiş şekilde. Ama her şeyden önce borcu bitirir bitirmez abi o
uçtaki arazileri alacağız abi. Benim aklımı kurcalayan biçer döverlerde John Deere olduğunu varsayarsak aldığımız makinenin. Şimdi bak, bu 7.6, bu da 7.6. Ama John Deere'nin bu da var. 13 metrelik. Şimdi burada Aggo var abi, Aggo. Aggo'nun 12 metrelik veya 9 metrelik rotel marşlar var. Şimdi bu Akko'yu almaya kalksam, Akko diye bir biçer döver markası var mı abi? Yoksa Akko şey mi? Var. Var abi. De iyi paraymış ha. Ama Akko'dan tek bir model var. İki ayrı kesici var abi. Şimdi Akko'nun iki tane kesicisi var burada bak, yan yana. Bu 12 metrelik, bu da 12 metrelik. Fark ne? Harbiden ikisi arasındaki fark ne abi? Yani bunların ikisi de aynı ürün gibi geldi bana ama. Bu Dynaflex diyor. Bu Dynaflex biraz daha bizim şeye benziyor. Şu daha şey, ince kesim yapan bir alet. Şimdi burada bir rotel marsh var abi. 9 metrelik bir alet bu. Bunu alabilmemiz için bize ne lazım arkadaşlar? Söyleyeyim size. Şöyle bir biçer lazım. 9 metrelik makineyi kullanabilmem için. Bak, 380 beygir bu alet. 306 beygir. 387 beygir. Hani 9 metrelik rotel marsh'ı belki şununla da kullanabilirim. Bununla da kullanabilirim. Hani iki farklı marka belki ama ben olabileceğine inanıyorum bak. Bir sürü marka yazmış buraya. 625X, Helatus bilmem ne, 60BC bilmem ne. Yani baktığın zaman Helatus şunu kullanabilir diyor. Şunu kullanabilir diyor. Bunu kullanabilir diyor. Bak, 12 metrelik Helatus bilmem neyi kullanabilir diyor. Bir şey daha, bak bunu yazmamış ama. 635 FD'yi yazmamış bak. Şimdi bu makine eğer 60 BC var. Helianthus 5700 60 BC. Dur bakayım. Helianthus 60 BC. Şu 5700. Helianthus 5700 değil mi lan o? Kafa yandı anasını satayım. 5700 diyor kullanabilir diyor. Bir de 60 BC diye bir şey var, onu kullanabilir diyor. Şimdi 625X'i kullanabiliyor. Helianthus'un o küçüğü kullanabiliyor. 60 BC hangisi abi? Oğlum 60 BC ne lan? Şu 5700 ile şunu uygun görüyor bu makineye. Ama ben diyorum ki beygir orantısına bakılarak şunu kullanır o alet. Bence. Deneriz paramız olunca. O makinenin onu kullanması lazım. Çünkü indekslemesi uygun abi. Yani 587, 387 beygirlik bir mod alacağız abi. Orijinalde bağlantısını yapacağımız makine 580 beygir. Yani aldığımız makinenin beygir ve kilovatı yetiyor. Abi bir daha bakalım abi. Rotel marsh. Şu makine 279 kilovata 380 beygir. 280, bak bu daha yüksek cihaz. Daha yüksek. Yani buna takacağımız o makineyi, kesiciyi bu kullanır. Ona takacağımız kesiciyi, 9 metrelik kesiciyi John Deere'nin kullanacağını düşünüyorum ben, sorunsuz bir şekilde.
Vallahi bayağı kesti. O traktörün arkası daha alır. Bu kasa tek başına yetmez, o dolmaz o. Maşallahlık malzeme anasını sattığımın kasası büyük. %30-30 olsa 60'a 72'si olacak. Yani yine alır yani. Bayağı bir mal alır bu. Maşallah, maşallah. İyi malzeme aldık ha. Güzel. Süper bir çer döver. %73. Bayağı büyükmüş lan kasa. Yırt bir yerini, yırt. Bu 3-5 bin olsun, bir bakayım ne olacak.
Hani 2000 küsur oldu. Şurayı bir bitirsin bakayım ya. %36 dolduruyor. Kasanın dolmasına %25 var. Yani nereden baksan full'e yakın bir şey olacak. Yani bir challenge bir %60'lara kadar bir gelsin. Aslında fena değil. Yani şeyi de... Makine arızaya giriyor yalnız ha. Hadi bakalım. Şu hacıya bir yanaşalım ya. %79. Bakalım şimdi biçenin içindekini bir alalım bakalım yüzde kaça kadar dolacak. Kasası kaçlık bilmiyorum ki. Yani 47'lik olabilir.
47, 47. Sen devam et. Liman tahıl ambarıydı değil mi bunun yeri? Liman tahıl ambarı. Yardır. Yırtıyor anasını satayım. ...47.000 litre. Tek kasada %61 oldu bak, tek kasa. Hemen araziye gidelim tekrar. Biçer yardırıyor çünkü abi. Evet, devam ediyoruz.